bereketli Ramazanlar diler. Kardeşlerim ikinci bölümümüzle yeniden huzurlarınızdayız. Caner Taslaman Bey'le konuşuyoruz. Dinin hayatımıza girmesi, dinle yaşamak, dini yaşamak ya da bundan kaçmaya gayret etme noktasında bazı insanların nasıl bahanelere sığındıkları üzerinde birinci bölümde konuştuk. Bıraktığımız yer itibariyle devam etmek istiyorum. Biz program arasında da birkaç kelam ettik kendi aramızda. Hani onlardan da sizi haberdar etme adına söyleyeyim. Mesela şahsen ben, mesela Anadolu'da yaşayan insanların, Türkiye'de hangi ilde olursa olsun, orta dereceli okullarda ya da üniversite e, sıralarında o çağlarda olan çocukların, çeşitli sebeplerle dinden uzaklaştığına şahit oldum. Mesela ben Samsun'da bundan yıllar önce kilisede bir papazın lise çağındaki çocukları Hristiyanlaştırdığını, onları işte kiliseye götürdüğünü, işte ayinlere kattığını, ayin yönetecek duruma kadar onlarla ilgilendiğini filan biliyorum. Daha sonra o çocuklarla biz buluştuk, konuştuk. Birkaç ay onlarla muhabbet ettik. Sonra asıl dinlerine geri döndüler ama dinden uzaklaşmaları için söyledikleri bir takım yürek acıtan meseleler var. Şimdi onları Caner Bey ile paylaşmak istiyorum. Onun katkılarını almak istiyorum. Şimdi insanlar dinsizliğe doğru gidiyor. Kendileri yanlış rota çizdikleri için ateist olabilirler. Veya işte demin birinci bölümde anlattığınız gibi başka şeyleri önceleyerek ama sorumluluklarını çok anlamaya gayret etmeyen bir kaçamak yollar kendi zihinlerinde inşa ettikleri bir takım bahaneler ile bu yola sapabiliyorlar şöyle de olsa böyle de olsa şu benden daha kötü bu benden daha iyi değil. Hatta bazıları şöyle de diyor yani şu kadar milyar kafir var onlar cehennemi doldurur cehennemde bize yer kalmaz gibi. Allah beni affetmeyecek de kimi affedecek beni cennete koymayacak da kimi cennete koyacak gibi böyle acayip acayip cümleler dolaşıp duruyor sağda solda. Bu bahanelerin ötesinde insanlar kendilerine böyle bahaneler bulabilirler ama... Bu insanların bu yol, rota değişikliğine uğramalarında din sunumundan kaynaklanan, din anlatımından kaynaklanan, dini insanlara Allah'ın indirdiği gibi arı duru tertemiz şekliyle anlatmayıp başka şeyleri din diye sunmaktan kaynaklanan birtakım sıkıntıların da olduğunu düşünüyorum. Sizin yani felsefi ve sosyolojik dünyanız itibarıyla bu noktada mutlaka söyleyecekleriniz var. Evet burada tabii felsefe ile ilgili de söyleyeceğimiz şeyler de olur ama yani e, bana göre burada bir hadis usulü, tefsir usulü tipi şeylere de bakmamız lazım. Kur'an'a vurup da hadisleri veyahut da diğer mezhep izahlarını Kur'an'ın süzgecinden geçirerek bunları sunmak metodolojisi yerleşmezse ben başımızın beladan hiç kurtulmayacağı kanaatindeyim. Evet bu Şimdi, cümleyi bir daha söyleyelim. Yani, bu çok önemli. Yani mezhepler tarihinde yapılan yorumlarda olsun veyahut da hadis olarak söylenen sözlerde olsun ki o hadis Arapçası, rivayet diyoruz biz evet, onlara. Yani hadis Arapçası söz demek. Evet. O peygamberimizin illa söylediği anlamına gelmez. Peygamberimizin evet. söylediği zannedilmiş olan evet, iddia edilen sözler, edelim. iddia edilen sözler. Bunların Kur'an'a vurup da Kur'an'a uymayanları peygamberimizin söylemesinin mümkün olmadığını mezheplerde yapılan bir yorum varsa bu Kur'an'a aykırıysa bunun yanlış olduğuna ilgili metodolojiyi yerleştirmediğimiz müddetçe bence din içinde tutarlılığı oluşturamayız. Çünkü Kur'an orada duruyor birinci kaynak. Yani bununla çelişkili bir kaynağın olması bir şeyin mantıken yani sunulabilmesindeki en önemli unsurlardan biri tutarlılık. Bir tutarlılık ilkesini zedeleyecektir. Bir de bu rivayetlerin içinde o kadar mantıksız, sırf Kur'an'la çelişki değil mantıkla da çelişkili, insanın yaratışa çelişki o kadar unsurlar var ki yani insanlığın felakete gitmesi kaçınılmaz. Bir evet. tanesi uydurmuş. Yani kertenkeleyi bir vuruşta öldürürsen kaç sevap, iki vuruşta öldürürsen kaç sevap diye. E böyle uydurmaları yani hadis ezberlemeyi ilim zannedenler. Yani hadisleri o süzgeçten geçirmekle elemekle değil de ilmi ne kadar ezberlersem o kadar çok ilim olarak zannedenler. Ezberlemiş bir yerden birinin herhangi bir rivayetin işte bir vuruşta öldürürsen şu kadar sevap, iki vuruşta şu kadar sevap. E Bunlar insanlara din diye satıyorlar. Evet. Kur'an'da bakıyoruz köpekle ilgili hiçbir olumsuz bir şey yok. Ashabı Kefte tam tersi olumlu bir şey. insanların dostu gibi. Yani Allah'ın övdüğü insanlarla bir arada mağarada kalan biri olarak köpek sunuluyor. Diğer taraftan birisi kara köpek şeytandır. Bulduğunuz yerde öldürün. Yani işi gücü bırakacağız. Yolda kara köpek avına çıkacağız. Evin içine köpeği sokarsanız işte şöyle melek girmez falan gibi. Kur'an'ın ruhuna aykırı şeyler uydurmuşlar. Kadınlarla ilgili özellikle. Belki bu erkek egemen. Ee, kültürlerin ol, olduğu dönemde hadislerin toplanmasının da etkisiyle hele hele kadınlarla ilgili öyle hadisler var ki evet. Kur'an'ın da ruhuna peygamberimizle beraber onun yanındaki arkadaşların yaşadığı ilk döneme dair peygamberimizle beraber ilk dönemdeki haramlara bakıyoruz hayatta iç içeler daha sonra bir haremlik selamlık diye uydurulan bir şey var. Kadınlar ağzına işte çakıl taşı alıp da erkeklerle konuşurlarsa kadınların sesleri avrettir şeklindeki uydurmalar var. İşte kadınların namazı bozluğuna dair e, ya. uydurmalar var. Bir de yanına tabii tek başına değil yani köpek, domuz falan ya ya. başka şeyler ekleniyor. At, kadın ve kara kedi uğursuzdur diye böyle bir takım sunumlar bunları duyan bir e, genç çocuk. Ondan tabii sonra nasıl buraya işte. Yani bunlar zaten peygamberimizin vefatından birkaç yüz yıl sonra toplanmış. Elbette bunlar kolay peygamberimizin gider. sözü bunlar, olamaz. Tabii zaten tabii ben hadis usulüne burada biraz girmek gerekiyor. Yani detaylı da girmeye vakit yok. Yani hadis usulü açısından baksa bunlar haberi vaid dediğimiz şeyler tek zincirle gelen. Yani birçok aslında alimin develden söylediği gibi. Haberi vaidler hiçbir zaman için Kur'an'daki hükmün üstüne çıkartılabilecek bir şey değil. Yani bana göre mütevatir hiçbir hadiste çıkartılamaz da. Ama bu bunların çoğu zaten haberi vaid. Zaten mütevatir kaç tane hadis var diye de ayrıca sorulabilir. Yani bütün ümmetin üzerine mütevatir olduğunda birleştiği tek bir hadis var. Yani bana yalan sözü isnat etmeyin. Bana kim yalan söz isnat ederse cehennemde yerini hazırlasın. Evet, belki, be de çok, <gülüyor> 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 belki de en <laughs> çok uyulmayan hadislerden biri olmuş. Yani. Evet. En mütevatir olmasına rağmen. Yani bu tip rivayetleri şimdi bazı insanlar gelenek olarak dini yaşamışlar, alışmışlar. Din onların adeta derilerine dönüşmüş. O dinin içinde ne olumsuz görse, mantı aykırı görse de dini bırakamaz. Başka bir alternatif yaşam biçimi yoktur. Herkes de kendisi gibi olsun istiyor. Fakat günümüzde internette insanlar bir tuşa bastım, bir ateist siteyle karşılaşıyorlar. Evet. Bundan 40 yıl, 50 yıl önce Anadolu'nun bir köyünde, bir kasabasında hatta şehirde doğan bir insan Hayatının sonuna kadar ateistlerin izallarıyla, Hristiyan misyonerlerin izalları, yok Scientology'ymiş, Reiki'cilermiş, Ra yok Budist bilmem nesiymişle hiç karşılaşmadan bütün hayatını geçirebilirdi. Fakat şu anda bir tuşa bastı mı insanlar? Bir anda karşılarına bütün bu izahlar çıkıyor. Kur'anla ilgili, hadislerle ilgili, İslam'la ilgili, şunla bununla ilgili birçok eleştiriler karşılaşıyor. Yani eskisi gibi siz insanları bunlardan tecrit ederek ve hatta insanlar nasıl olsa bunlarla etkileşime girmedikleri için bunlardan etkilenmeyerek imanlarını sürdürmeleri eskisi gibi mümkün değil. O yüzden belki tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar biz İslam'ın içinden Kur'an'a aykırı izahları atmak zorundayız. Birçok insan ben böyle yaşıyorum ben benimsedim millet de benimsesin gibi Yok. bir tavır için. Bu tavır hiç doğru bir tavır değil ve hiçbir bir kere Kur'an'ı açıdan da zaten yanlış bir tavır. bu tarz tavırda oldukları için tabi bahsettiğim tavırda olanların bir kısmı bizim ilahiyatçı dediğimiz dinde insanların beklediği müftüler, falandan bahsediyorum. Hani böyle kenarda köşede kalmış amcalardan bahsetmiyorum. Dinde milletin medet umduğu insanlar böyle bir tavır içinde. Oysa sizin bahsettiğiniz gibi birçok insan bu tip uydurmaları duyarak ya köpek seviyor adam. Hayatta belki en çok sevdiği varlıklardan biri köpek. Siz köpeğini sen dini yaşarsan evinden atmak zorundasın. Bu senin abdestini bozuyor izahını dersen bu bazı insan için çok ağır bir ee, hayır, şey. hayır onun necaset kısmı ile ilgili ha. önlem aldıktan sonra sorun yok. Ya, işte, ya Allah ama. istiyorsa tabii ki atalım. Allah ise ama Allah'ın emri olmayan bir uydurmadan dolayı böyle bir insanlar hükümlük siz niye bindireceksiniz? Bir evvelki programda da bahsettik aynı şekilde. Bazı insanların müzik mesele hayatı adam müzisyen şey zaten İslam'a renk katar. Siz e, müziğin haram olduğuna dair uydurmaların etkisiyle birçok insanı bu dinden koparacaktır sizin böyle bir izhanızı duyduğu zaman. Buna benzer sayabileceğimiz aslında yüzlerce izah var. Yani sırf bir hani bazı insanlar dinden kaçıyor bir tek hata onlarda diye bakmayalım. Kendimiz bu dini ne, nasıl sunuyoruz diye evet, bakalım. Çok önemli. Evvelden de evet. konuştuk. Yani biz İslam'la Müslümanların farkını insanlara anlatalım. Yani bu İslam din ama sen Müslümanların yaşayışına bakıp da hareketlere bakıp da İslamı anlamaya çalışma. Kurana giderek İslamı anlamaya çalış. Evet. Demek zorundayız insanlara. çünkü Yolcuda hata varsa yola suç bulmamak tabii. lazım yani. Yani biz ne yazık ki hata İslam'ı yani. iyi temsil edemiyoruz. Çünkü Biz iyi temsil edemediğimiz içindir ki İslam zaten birçok yerde geri plana düştü. Biz İslam'ı gereği gibi temsil etseydik zaten İslam alemi bu halde olmazdı. Yani onun da bilincinde olmamız lazım. Kendimizdeki hataları nasıl olsa ben böyle yapıyorum diye insanlara sunmaya çalışmayalım. Ha bak bende şu hata vardır ama doğrusu Kur'an'dadır sen buna bak. Buradan öğren dememiz lazım. Şimdi böyle şöyle insanlar var Caner Bey. Yani ömründe hiç mesela dini sorgulayan insanlarla karşılaşmamış. Evet. Yani evinden camiye, camiden evine Umrulda varsa. da değil zaten sorgulayan böyle yani. böyle mesela bir kitap yazmamış, bir kitap okumamış. Gündelik gazeteleri, matbuatı takip etmeyen, dine karşı olan insanların niye karşı olduğunu sormayan ama kendini cennetin en alayeyliyi dediğimiz yerinde konuşlanmış, varsayan, önüne geleni cehenneme postalayan böyle bir din algısı var. Şimdi bunların söylediği şeylere itibar ettiğiniz zaman ya yani din diye ilk defa bunları duyan bir genç, 16, 17, 18 yaşındaki bunlar, biri. Lafınıza girince bunlar akılsızlığı, yüksek iman zannediyorlar. <laughs> Aklını kullanmamayı, imanı imanı yüceliği zannediyorlar. Evet, dün akşam biz konuştuk. İslam'ın akla, Kur'an'ın akla verdiği önemden söz ettik dün akşam e, dakikalarca. Evet. Ama Gelin görün ki mesela Kur'an mealleri var Caner Bey. Kur'an meallerinde şimdi öyle öyle cümleler var ki mesela benim tanıdığım çocuklar var. Diyor ki eğer bu cümle doğruysa yani bunu Allah dediyse kusura bakma ben öyle bir şeyi kabul edemem. Böyle örnekler biliyorum ben. Mesela diyor ki işte Allah istediğini saptırır, istediğine hidayet verir. Öyle mi diyor? Şimdi tercümeler böyle. Adam diyor ki eğer öyleyse o zaman Allah benim hidayete gelmemi istemiyor, isteseydi beni böyle yaratabilirdi. Dolayısıyla bu bir e, bir tiyatro oynanıyor gibi geliyor bana diyor. Mesela dini anlatanlar diyorlar ki işte hayat bir e, serüvendir, bunun e, senaryosunu Allah yazmıştır, rolleri Allah dağıtmıştır. herkes kendi rolünü oynuyor gibi. Böyle bir din sunumu yapınca adam diyor ki bize bu roller içerisinde demek ki. İşte kötü adam rolü verilmiş. Dolayısıyla biz de bunu uygulayalım deyip kendisini bu dinin aldattığına inanıyor. Öyle inandırılmış. Bu sunumlardan zaten başka bir şey de çıkmaz. Bizim Kur'an meallerinden kaynaklanan ya da ehil olmayan insanların Kur'an sunumu diye meydana getirdikleri din anlatımından kaynaklanan, din dilinden kaynaklanan insanları elimizin avucumuzun içerisinden başka taraflara doğru ...itmeye sebep olan pek çok... ...malzeme var maalesef. Ben tabii ki bu uydurma... ...hadis ve uydurma mezhep izahları... ...hatta bir de bunu uydurma tarikat izahlarını da... ...ekleyebiliriz. Onların daha öncelikli olduğunu... ...düşünüyorum ama tabii bunların arkasına... ...meallerde yapılan hataları da eklememiz lazım. Evet. O da bir... yani ...önemli bir unsur. Yani çünkü bir... ...Kuran'a gidip de eline alıp da dini anlama... ...şeyine geldiyse bir kişi zaten önemli adım atmıştır. Evet. Yani aynen. oraya gelene kadar zaten... ...kaç tane engelle karşılaşıyor. Yani... Şimdi mesela düşünün ki şöyle ayetler var Cener Bey. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben yani bir ayetin mealini alıyor. O konuda mesela o ayetin arkasında ne var, önünde ne var onu bilmiyor. Tabii. O konuda başka ayetler var mı yok mu onu bilmiyor. Tamam. Bunu çok güzel bir örneğini verin. Batı'da en çok istismar edilen şeyleri. Mesela Kur'an'da ayette geçiyor diyor ki işte kafirleri bulduğunuz yerde öldür. Şimdi Buna evet. benzer bir iki ayet var. Tabii. Bunu bana dediler. Ben hemen diyorum ki. Bunun bir iki ayet öncesini ve sonrasını oku. Bir iki ayet öncesini ve sonrasını. Bütün o ifade geçen yerden okuduğunuz mu anlıyorsunuz ki. Sizinle savaşanlarla. Allah Tabii. yolunda size savaş açanlarla. Savaşın. Ama saldırgan taraf tarafsız olmayın diyor. Orayı okumuyor. Evet. Ve hatta Kur'an'da. Şimdi bu. Son yazdığım makalelerden bir haklı savaşla ilgiliydi. Kur'an'da geçen konulardan biri daha doğrusu haklı savaş literatüründe iki temel başlık vardır. Bir, savaşın haklılığı. Yani açarken nedeni haklı. Sırf haklılık bununla da bitmiyor. Siz diyelim haklı bir şekilde savaş açsanız haklı bir şekilde de sürdürmeniz lazım. Kur'an'da ikisiyle ilgili de malzeme var. Karşı taraf saldırmadan saldırgan olup savaşmamakta geçiyor. Karşı taraf barışa yanaşırsa savaşta ısrarcı olmamak Tabii. veya savaşta aşırıya giden de olmayın. Şeklinde savaşı yürütürken de ölçüyor. Yani haklı bir şekilde savaş açmakla kalmamak, savaşı haklı bir şekilde yürütmeye çalışmakla ilgili de Kur'an'da malzeme var. Hatta şunu da belirtmek lazım. Kur'an'da savaşta öldürmenin serbest olduğu geçmese Kur'an için bir eksiklik olur. Niye? Çünkü Kur'an bir yerde öldürmeyi yasaklamış. Yarın öbür gün ümmetten bir çıkartı diyebilir ki Allah bana öldürme yasakladı ben savaşmayacağım. Çoluk çocuk öldürmeye gelen öldürmeye gelenler olabilir. Siz o zaman ben onu sadece yaralamaya kalkarım işte öldürmem yasak falan diyenler de çıkabilirdi. Evet. O yüzden aslında eğer ki Kur'an her şeyi açıklayan kitapsa, mufassalsa, Kur'an kendisini zaten mufassal, teferruatlı kitap olarak nitelendiriyor. Evet. O zaman Kur'an'da zaten insanların savaşta öldürebileceğinin geçmesi gerekiyor. O olmazsa bir eksiklik olur. Tabii. Fakat onu da geçerken yanlış anlaşıldı diye Kur'an her seferinde savaş açanlarla, saldırgan olanlarla Allah yolunda savaşmak, orada öldürmekten çekinmemek, gerekirse öldürmek geçiyor. Ona rağmen eğer ki onlar barışa yanaşırsa savaşta ısrarcı olmamak, savaşı yürütürken de aşırıya gitmemek hepsi geçiyor. Tabii. Bir baktığınızda aslında bir haklı savaş diyoruz açısından Kur'an'da muazzam bir tablo sunulmuş. Hem o pasivizmin insanı küçük düşüren, çoluk çocuk öldürülürse öldürsüne bana ne diyen, hani böyle bazıları pasivizmi hali bir şey olarak sunar da bana göre küçüklüktür. O küçültücü tavrı yok. Diğer tarafta Kur'an'da politikada dünyada siyaset sahnesine egemen olan Political realism yani siyasi gerçekçilik diyebileceğimiz bir akındır. Sırf devletlerin menfaatleri için hareket etmesi. Yani devletlerin menfaati için her türlü hareketi meşru görmesini kutsayan bir anlayış var günümüzde. Son birkaç yüzyıldır dünyada, ha Kur'an buna da geçit vermiyor sizin menfaatinize olsa bile saldırgan bir şekilde savaş yapmamanızı geçiyor. Tabii. Fakat bu nasıl anlaşılıyor? Sizin demin dediğiniz şeydi. Ayetin başını sonunu ve Kur'an'ın bütünlüğünde ona bakarsan bu açığa açık. Tabii. Tek bir ayeti cımbızlayıp bakarsan Allah'ın kaderle ilgili insanların yaptığı fiillerin burada önemli olduğunu söyleyen ayetlere bakmazsan insanların yaptıklarına mesul olduklarını fiillerinden bakmazsan sadece bir ayeti cımbızlayıp da bakarsan onu da el elde bir yanlış mehallerle bakarsan anlayamazsın. Tabii ki Kur'an'ı bütünlüğü içinde anlamak en önemli. Kur'an okumayı evet. Metottur. En önemli işte bakın, buradan Ama mesela... tabi başta Kur'an okumak. Kur'an hele bir Kur'an'a gelsinler de sonra Kur'an. En büyük mesele zaten Kur'an'dan başlamamak. <laughs> Milleti kertenkele öldürmenin sevaplarından kurtarabilirsek evet. ki oraya gelirken. Doğru. Evet. değerli kardeşlerim işte yani bu meselelerde bizden kaynaklanan yani din sunumu yapan insanlardan kaynaklanan sıkıntılar olduğunu da ...bir vesileyle e, gündeme getirmek lazım. Buradan kendimizi e, sıyırıp bizim sorumluluğumuz yoktur... ...dini anlatanların hiçbir sorumluluğu yoktur gibi... E, ...hazır cevap ya da kendini garantiye çeken bir duruşun sahibi olmadığımızı... ...bu vesileyle programın ikinci bölümünde özellikle gündeme getirmek istedim. Şimdi, şimdi böyle bir modern dünyada yaşıyoruz Caner Bey... Modern dönemlerde yaşıyoruz. Bu e, bu dönemlerde insanların yaşadığı çok yeni sorunlar var. Hı hı. Yeni sıkıntılar var. Yani bin sene önce, 1200 1300 sene önce verilmiş fetvalarla cevabını bulamayacağınız yepyeni bir dünya ile yüz yüzesiniz. Hı hı. Bu noktada insanların, Müslümanların, ilim adamlarının e, İslam'dan hareketle, duruşlarının ne olması lazım geliyor ne yapmak lazım nasıl bir esnek ve nasıl bir kucaklayıcı kuşatıcı bir tutum içerisine girmeliyiz ki bu yeni dünyanın yeni modern dünyanın sorunlarına yeni cevaplar bulmada tutumumuz ne olmalıdır biraz da onu konuşalım bakın İslam felsefe ve kelamının önemli isimleri Aslında hep kendi döneminin ciddi sorunlarını ele almışlar haklı olarak Evet Kindi ile Gazali'ye bakın. Benim uğraş alanlarımdan biridir. Bu evrenin başlangıcı olduğunu göstermeli. Big Bang teorisi ile alakalı. Tabi o dönemde bilimsel bir teori olmadığı için felsefi akıl yürütmelerle neden bu evrenin başlangıcı olması gerektiğini göstermişti. O dönemde Allah ezelden biri devreni de yaratıyor olabilir mi gibi bir teolojik bir görüş ileri sürülmüş. Fakat bunun yanlış olduğunu gösterirken felsefi açıdan muazzam argümanlar ileri sürüyorlar. Öyle muazzam argümanlar ileri sürüyor ki o argümanlarla Evrenin başlangıcının zamanın başlangıcı olması gerektiğini daha iyi görebiliyor ki bugün işte izafiyet teorisiyle ortaya çıkan şey felsefi akıl yürütmelerle ortaya çıkanmış. Ama o, dönem, o dönemdeki bir sorununu çözmeye çalışırken Taafütül Felasife çıkmış. Öyle muazzam bir eser çıkmış. Ha şimdi bu dönemin sorunlarına da ben hep diyorum İslam felsefecilerinin ve kelamcılarının ve İslam düşünülen geri alanındaki mutlaka bakması lazım. Mesela babasız çocuk yapmak diye bir şey şu anda gündeme geliyor. Hücreyle bir sır kadın hücresinden yapmak. Ve babasını bilmeden sperm bankasından sperm alıp yapmak. Mesela buna ne diyeceğiz? Yani sadece geçmişte ne demişler? Suların temizliği kediye düşerse kuyuya ne kadar temiz olur günümüzde çok büyük bir sorun değil. Onunla ilgilenmişler. Hayır, günümüzde ama böyle çocuk yapmayı düşünenler var. Bunlara ne diyeceğiz şeklinde bir değil mi? şey var. Taşıyıcı annelik diye Taşıyıcı bir şey var. Annelik var. Buna benzer mesela günümüzün sorunları var. Ba, ileride belki biraz daha geri bilim din ilişkisiyle ilgili sorulara hele ne diyeceğiz? Mesela bu tip önemli bir konu var. Mesela Kur'an'ın da işaret ettiği fakat günümüzde çok önemli olmuş bir konu bana göre çevre konusu. Rum suresi 41. ayette diyor ki insanların elleriyle yaptıkları yüzünden yeryüzüne fesat çıktı. Tabii. Yaptıklarının bir kısmını onlara taktırmayı, tattırmaktayız belki vazgeçerler diye. Evet. Bakın Kur'an'ın geldiği şey ya, denizde ve karada fesat çıktığını söylüyor. Zahar al fil berri vel bahri evet, bima keseb. Hem denizde ve edinler. karada diye de şey bu. Ve Kur'an'da diyorum Kur'an'ın zaten evrensel olsun özellikten beri peygamberimizin olduğu yer hem Mekke'deyken hem Medine'deyken denize çok uzak değil ama denizi görmüyordu. Fakat Kur'an'da denize çok fazla atıf var baktığımız zaman. Ee, çünkü dünyanın dört üçü deniz. Evet. Yani 30 küsur defa Kur'an'da deniz ifadesi geçiyor. Eee o dönemde gerçek anlamda bir insanların yaptıkları yüzünden yeryüzüne bir fesat kargaşa çıktığını insanların çok fazla günümüzdeki kadar tanıklık edecekleri bir olay yok. Sonra da insanlara tattırılıyor yaptıklarından dolayı. Oysa bugün bunu hep Orada onlar için bir iman devrededir. Tabii bu söze inanıyorlar. Olabilir. Belki çok ufak tefek şeyler gözükebilir. Ağaçları keser, onların da başı evet. belada. Ama bir çevre bilinci diyebileceğimiz bir şey yok. Dikkat edin. Dünyada değişik dönemlerde insanların bu çevrede kendi yaptıkları pisliklerden dolayı... Sanayi devriminden 19. yüzyılda falan e, ciddi sorunlar yaşamışlar. Fakat o dönemde bile ciddi anlamda bir çevre bilinci yok. Çevre bilincinin ciddi anlamda ortaya çıkması dünyada 1970'li yıllardan sonrasıdır. Fakat Kur'an'a bir ayetini ayırıyor bakın. E bu muazzam bir şey. Biz oysa bugün günümüzde birçok kimse işte fabrikalar yapıyor ve dünyada teknolojisi var. O fabrikanın atıklarıyla denizi fesada uğratıyoruz, bozuyoruz. Ondan sonra o denizdeki işte balıkların bir kısmını öldürüyoruz, türleri öldürüyoruz. Bir tür öldürmek Allah'ın bir ayetini öldürmektir tabii, üstelik. Tabii. Ve bir kısmını da zehirliyoruz. Ağır metaller oluyor. Sonra biz en e, sağlıklı yiyeceklerden olan bir balığı yerken ağır metaller alıp da zehirleniyoruz. Teknolojisi de var günümüzde. İnsanların parayla ilgili hırsları, şeylerle ilgili hırsları öyle ön plana geçiriyor ki işte biz denizi fesada boyuyoruz. İnsanlara yaptıklarının bir kısmını tattırırız. Belki vazgeçerler diye diyor. Allah da biz işte kanserleri, diğerlerini tattırıyor. Birçoğumuz önlem almaya çalışıyor. Bir kısmımız da vazgeçmiyor. Ama ayette bunun olması muazzam. Günümüzde de işte felsefe kelamcılar buna dikkat etmesi lazım. Mesela Hüseyin Aydın Eskişehir İlahiyat Fakültesi'nin dekanı. Bununla ilgili mesela güzel bir kitap yazdı. Bir kelamcımız ee, çevre sorunları ile ilgili. Günümüzde de bazı kelamcılarımız yavaş yavaş felsefe tarihi, kelam tarihi, İslam felsefesi tarihinden kurtulup gerçek anlamda günümüzün sorunları üzerine kelam felsefe yapmaya çalışıyorlar. Bunların sayısının ama tabii ki daha artması lazım. Kur'an'dan da işte böyle hareket noktalarımız var. Onu da değerlendirmemiz lazım. Yani Kur'an sadece e, o dönemin sorunları için inmiş bir kitap değil. Bugüne de işaret ediyor. Ve bizde bugünün de sorunları var insanı yüzleştiği. Özellikle modern bilimden kaynaklanan sorunlar. Ha bunlara eğilmemiz bununla ilgili bir şeyler söylememiz lazım. Ve insanlar özellikle bunlarla ilgili neler söyleyeceğimizi de bekliyorlar. Kur'an'ın bunlarla ilgili söylediklerini ortaya çıkarttığımız zaman bakın Kur'an'da bu tip bir meselede insanlıkta çok yeni olan bir bilinç düzeyine 1400 yıl önce de hassasiyet gösterdiğini insanlar görürse Kur'an'a da saygıları sevgileri artacaktır. Ha inanan insanlar kendi çevreye verdiği fesattan da Kur'an ayetlerini buna ilgili görünce belki daha çok utanacaklardır. Evet. Çok harika bir örnekti bu Cener Bey. Ee, yani bugünün sorununu Kur'an-ı Kerim'in 14 asır önceden haber veriyor olması Kur'an'ın bir ilahi kelam olduğunun en önemli hı. ispatlarından bir tanesi. <laughs> Ancak bugünle ilgili çok spesifik bir problemin cevabını mesela 5 600 sene önce 1000 sene önce yaşamış bir alimde aramak, bugünün Tabii. cevabını orada alamak hem soruya hakaret hem cevaba hakaret hem hı. alime hakaret. Yani biz bugünün işini dünün insanlarında yapılmış gibi aramak durumunda olmamak hı hı. mecburiyetindeyiz. Yani bizden bin sene sonra yaşayacak olan insanlar bugünün şartlarında bugünün alimlerinin ne dediğini görmek isteyeceklerdir. Biz nasıl bugün bin sene önceki alimlerin işte daha önce daha sonraki alimlerin yazdığı eserlerden onları ve dönemlerini tanıyabiliyorsak e şimdiyi okuyamıyorsak eğer Kur'an'ın öğrettiği çizgide biz bugünü okuyamıyoruz bugünü takip edemiyoruz bugüne dair sunumlar ortaya koyamıyorsak bizden 500 sene sonra 1000 sene sonra yaşayacak olan adamlar bu dönemi fetret dönemi gibi görecekler <laughs> yazık olacak yani ayıp bir olacak da yani sorun da şu, bir kısmı bugünü sorununu geçmişten bakıp da çözmeye de çalışmıyor bir kısmına göre bugünü sorunu diye bir konu yok evet hani geçmiştekiyle gidip bakayım bugünün sorunu çözeyim gibi bir o da anlayış bile yok biliyor. Geçmişteki ne demiş, taşim ilim budur diye bakıyor. Yani o bugünün sorununu çözmek için de ona bakmıyor. Sadece geçmişte söylenen kelam tarihini yapmayı kelamcılık, İslam felsefesi tarihi yapmanı, İslam felsefesi yapmak zanneden bir anlayış var. Evet. Sorun oradan kaynaklanıyor. Yani bugün bir sorun olduğunu farkında değil. Yani sorun yok ki gibi bakıyor. gibi algılıyor. Hı -hı. Evet. Bu korkunç bir duyarsızlık. Evet. Yani bir akademisyen olarak, bir insan olarak e, ilim tahsili yapan bir e, bir fert olarak böyle duyarsızlıkların İslam'ın çağa söyleyeceği bir şey yoktur. Sonucuna sebep olacağı için kendimi e, ayıplıyorum. Evet. Yani bu, bu dinin nasıl evrensel kitap bu? Yani bu allah Teala sadece 610 ile 632 yılları arası Mekke'sinin ve Medine'sinin evet. fotoğrafını çekti koydu. Daha sonra başka taraflara müdahalesi yok. Başka taraflara var. Hani kıyamete kadar bu kitabın söyleyecekleri vardı. Yani ne, ne söylüyor? Bir bakalım ne söylüyor. Bir baktığımız zaman kitap önümüzü açacaktır. Yani Kur'anla meşgul olmayı, Kur'anı yeniden okumayı, manasını yeniden hayatımıza indirmeyi, hani eskiyi özlemek gibi algılıyorlar. Hayır, bu eskiyi özlemek değil. Bu günü kavramak ve istikbale dair daha güvenilir bir duruş ortaya koyma noktasında nefis bir yol haritasına sahibiz. Harikulade ayetlerimiz var. Kainatın yapısıyla alakalı, evet. evrenin yapısıyla alakalı, bilimsel gerçeklerle alakalı. Ama gelin görün ki bizim camiamızda Kur'an'da bu tür ayetler <laughs> olmalı mıdır, değil midir? Daha bunu kabulde sıkıntı yaşıyoruz yani. <laughs> Sizde tabi program yapmıştık yani hatırlıyorsanız. İşte Kur'an'daki şeylerden bahsettik birçok ayetten. Yani evet. işte Allah evrenin başlangıçta yerle gök bitişik olup ayırdığını evet, söylüyor. Evet, evet. Evrenin genişlediğini söylüyor ki Kur'an yani. Kozmolojinin en önemli bilgisi nedir son birkaç yüzyılda keşfedildi deseniz bir iki tane şey söylense bir tane evrenin genişledi. Yeah. Bazılar bir numaraya koyar, bir numaraya koymayan en kötü ihtimal ilk beşte mutlaka bir yere koyar. Ya bu kadar önemli bir şey geçiyor Kuranda, açık Arapçası bunu veriyor. Adam Kuranda yok olmasın diye kıvranıyor. Yeah. Niye? Yeah. Çünkü biz insanların bir kısmını benim gördüğüm ne yazık ki Müslümanların Kurana güveniyor. Biz bilimle hesaplaşmaya kalkarsak perişan oluruz. Korkuyoruz. Yani. E, bu tabi mantığı gidermek lazım. Bu mantığı gidermek lazım. Evet. Yani Kur'an'ın sadece titreşimlerinden medet uman bir şey var diyoruz ya hep. Evet. Ses yani, aktarımı. Ha, dini Kur'an'dan anlama ilmal kitaplarından anla. Evrenle ilgili şeylerde senin işte diyoruz insanlardaki eksiklik evren anlarken günümüzde bilim yaparken falanca karıncanın nasıl haberleştiğini anlamaya çalışıyor. Yeryüzünün işte elektromanyetik kuvveti, yer çekimi kuvveti, güçlü nükleer kuvvetin etkisinde nasıl etkileşimlerin olduğunu ben bu sandalyede otururken benim atomlarım niye sandalyenin atomlarına karışmıyor diye bunun bilimsel izahını bulmaya çalışıyor. Ha bunun Allah'la irtibatını insanların kurmaması bir eksiklik diyoruz. E bu eksikliği nasıl sağlayacak, getirecek insan işte. Kur'an'ın zihinleri dedik. E, ancak biçimlendirmesiyle, şekillendirmesiyle İnsanlar sadece o salt bilimsel bakışta kalmayacaklar. Bunun Allah'ın bir sanatı olmasıyla ilgili bağlantıyı da zihinlerinde kuracaklar. Öbür bilgileri edindikleri zaman Allah diyecekler. Tabii. Elhamdülillah diyecekler. Bak biz bunun sayesinde bu sandalyeye karışmıyoruz. Bak Allah-u Ekber diyecekler. Allah ne kadar büyüktür diyecekler. İşte karıncanın haberleşmesinin ne kadar ince sistemi varmış diyecekler. Salt ona bir zooloji açısından bakmayacak. Sandalye bizim atomlarımıza karışmamızı mikrofizik açısından veya işte makrofizik açısından bir tek anlamaya çalışmayacak. Diğer taraftan bunu bağlantısı kurarken onları anlarken bunu gerçek anlamda niye böyle yaratıldığı, onun gayesel olarak o yasaların da niye olduğu ile ilgili tablo diye oturuyor. Bu nasıl olur? Kur'an'a giderek olur. Tabii. Şimdi güncel hayatta işte ibadetleri anlarken işte ilmal kitaplarından anlamaya çalışanlar e tabii ki o zaman Kur'an'la zihinlerini Geri kalan konuda şekillendirmeyenler ha evrenle ilgili bilimle ilgili bu konularda da o birleşimi yapamıyorlar. Niye? Çünkü Kur'an onlarla ilgili her konuda bir tek titreşimleriyle medet umulan kitap. Şifa mı verecek Kur'an oku, titreşimi olursun, bir de üfle gitsin titreşimi. Ya. Şifa versin. Ya. Bu. Ee, en basitinden o bile maalesef yanlış anlaşılmış. Yani Kur'an'ın şifa oluşunun ne olduğu üzerinde bile yeniden düşünceler üretmeye evet. insanlar maalesef meyletmemişler. Ama Kur'an kitabı, kainat kitabı birlikteliğini sunan bir anlayışa ve yeniden anlamaya dönmek. çalışanlara da kızıyorlar. Evet, tabi. Onlar anlama... dine, fe, dine fesat getirmeye çalışıyor. Şey, yani Allah'ın indirdiği kelama anlamaya çalışıyorsunuz, İşte Kur'an'da ne geçiyor diye anlamaya çalışıyorsunuz, dine fesat karıştırırsınız diye korkuyor. Ee, evet. Eskiden kitaplar vardı, musunuz? bilmiyorum bazı imamlar. Hala duruyorlar piyasada, e, ama eskiden daha çoktular ortada veya ben daha az bak için. <laughs> Daha az ortadaymışlar gibime geliyor. Aman aman Kur'an okumayın diye yazıyordu bir çoğunda. Evet, Türkçesinden falan. Yani ondan sonra hatta hadis de okumayın diyorlardı. Siz lüzumlu bilgileri aman ilmal kitaplarından alın diyordu. Siz öyle Kur'an, Muran, hadis okumaya kalkarsanız perişan olursun. Ona birkaç alim var onların işi onlar okuma. Siz Kur'an'ı sevap almak için Arapçasından okuyun o titreşim o sevap. Tabii. Anlamakla ilgili bir sır şey yapıyor. Biz anladık. Silmar kitaplarında aktardık. Aynen böyle yazıyordu. Aynen öyle. Soru sormayın, araştırma yapmayın. Ha. Siz anlamazsınız. Aman aman uzak durun. Okursan çarpılırsın. Bir de öyle diyorlar. Bu... Kur'an çarpar diye bir yemin ürettik yani. <laughs> böyle garip garip çarpık yeminler ürettik. Çarpıklıkları gideren kitabı, çarpan kitap gibi tanıttık böylece yani okunup da hayata geçirilip şifa olacak kitabı duvarda oturacak o duvardaki durduğu yerden bezin içinden böyle sihirli bir şekilde şifa dağıtacak Aynen kitabı. öyle. Yani Aynı... Sen ruhun ona göre şekillendirmenle şifa sana gelecek. Tabii. Değil. Geldiği ve göndericisi itibariyle yüce olan kitabı biz yeniden yüceltmeye çalışıyoruz sanki ona ihtiyacı varmış gibi. Hı -hı. Oysa onunla biz yücelmek durumundaydık. Onun indirilişinin gayesi buydu sağlam bir diyalog kurmamanın böyle acı sonuçlarını yaşıyoruz. Caner Bey bir ara daha vereceğiz. Sonra üçüncü bölümde biraz kısa bir bölümümüz olacak ama toparlayıcı birkaç mesajla üçüncü bölümde sizinle buluşmak arzusundayız. Bizi terk edip başka taraflara gitmeyesiniz. Çünkü çok önemli mesajların verildiğinin farkındasınız. Üçüncü bölümde buluşmak üzere. Albaraka bereketli Ramazanlar diler.